Nişantaşı'ndayız. Şeker mi şeker? Gamze ile beraberiz. Gamze benim aynı zamanda arkadaşım ve çok 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 kendine title'lar katmış birisi. Ne bunlar? Eskiden uzman diyetisyendin. Evet. Sen bir de doktora yaptın. Evet, doktora yaptım. Doktor diyetisyen. Doktor diyetisyen oldum. Gerçi her şekilde tüm sağlık çalışanları bizim meslektaşımız. Gamze. Peki Gamze, ben bugün seninle gebelikte beslenmeyi konuşacağız. Evet. Bunun kaydını yapacağız. Bunu da duyurayım. Gebelikte beslenmeyle ilgili her şeyi birazdan Gamze ile konuşacağız ama canlı yayında değil. Neden? Çünkü montaja girmesi gerekecek. Gamze'yi yakalamışken herkese yaptığım gibi şunu sormak istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, diyetisyen olmak isteyen, diyetisyenliği düşünenler. Diyetisyen olsunlar mı? Olsunlar. İşini seven kişiler mi? Evet, evet. Yani ben gerçekten çok seviyorum işini. Olmalarını neden öneririm? Bir kere gerçekten insanların sağlığına dokunuyor olmak çok değerli bence. Onların iyi olmalarını sağlamak için beslenmelerini düzenli olmak oldukça değerli ve önemli. O yüzden ben öneririm, eğer böyle bir istekleri varsa tabii ki. Ama tabii şöyle bir şey var, artık o kadar çok diyetisyen olmaya başladı ki dolayısıyla popülaritesi yüksek olan bir mesleğe sahibiz çünkü. Evet, puanı da yükseklerden. Evet, puanı da yükseklerden ama bununla birlikte de çok okul açıldı ve çok mezun veriyor. İşte hani işle ilgili genelde sıkıntılar çıkabiliyor gibi çok bazen. Evet, çok ama çok da ihtiyaç var Gamze ya, bence çok, değil çok mi? Aynen öyle. Çünkü herkesin veya her konunun dönüp dolaşıp geldiği yer yaşam tarzı ve bunun en önemli basamağı beslenme. Doğru. Aynen. Peki Gamze, ne okumak gerekiyor? Burada lise öğrencisi kardeşlerim de var. Sen kendinden anlatabilirsin. Hani üniversite sınavında hangi bölümler yazılıyor gibi. Kabaca söyleyeyim. Tabii. Ben fen matematikten mezun oldum. Dolayısıyla beslenme ve diyetetik bölümü okulların beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olmak gerekiyor. 4 yıl sürüyor. Lisans mı? 4 yıl sürüyor lisansınız. Sonra 2 sene yüksek lisansınız var. 4 sene de doktora programıyla. Eğer tabii ilerleyen istiyorlarsa. Sen şimdi bir dakika, lisans bittikten sonra iki sene yüksek lisans yaptım. Dördüncü senemde de doktora. Dördüncü senemde doktora. Eşim hoca olarak göreceğiz seni inşallah. İnşallah. Ol ya, senin gibi güler güler hoca olsun. İnşallah. Yani hani çok keyifli tabii ki öğrencilerle birlikte olmak ya da meslektaşlarıma bir şeyler anlatmak çok keyifli. Ama hani bu tempo içerisinde bazen yeterli fırsatı bulamayabiliyorum ama neden olmasın, tabii ki ileride değerlendirebilirim. Şimdi sizin böyle tanım biraz şey evrende, beslenme ve diyetetik. Diyetetik ne demek? Daha doğrusu diyet ne demek? Çünkü yanlış biliyoruz, evet, değil mi? Biz ülkemizde diyeti kalori kısıtlaması olarak algılıyoruz. Yani hani diyet deyince insanlar zannediyorlar ki işte bütün kaloriler kısıtlanacak ve hiç istedikleri yemekleri yiyemeyecekler. Aç kalacaklar ve mutsuz hissedecekler dolayısıyla kendilerini. Hatta bizi bazen böyle, özellikle erkekler bu konuda, ben diyet yapmam. Hani sanki diyet yapmak kötü bir şeymiş gibi algı yaratıyor. Yani kız gibi diyet mi? Evet, yani kız gibi. Neredeyse öyle diyecekler. Ama bazıları aslında o kadar sağlıklı beslenmenin farkında ve bilincinde ki, ben her sene 9. senem bu sene benim. Ve şunu öğreniyorum ve görüyorum. Artık kadınlar kadar erkekler de bu konuda aslında oldukça bilgilenmek ve istiyorlar ve ilgililer. Yani sağlıklı beslenme nedir, nasıl olmalı, diyet yiyorlarsa. Ne yiyorsak oyuz değil mi? Zaten kendi oradan başlıyor. Aynen, ne yiyorsak oyuz aslında. En önemlisi ya da bir yaşamak için yiyenler var, bir de yemek için yaşayanlar. Evet. O grup daha fazla. Ben yaşamak için yiyenler dedim galiba, sen de nasıl bilmiyorum ama. Ben de yaşamak için yiyenler dedim. Ama yemek için yaşayan o kadar çok danışanım var ki, bu tamamen aslında bazılarında kültür, bazılarında süre gelmiş bir yaşam şekli. İşte biz o birazcık yaşam şeklini değiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında çok kolay iş değil. Yeme alışkanlıklarını değiştiriyoruz. Evet. Ama gelmiş 40 yaşına bir belirli bir beslenme alışkanlığı var, damak tadı var. Bunu değiştirmek çok zor olsa çok gerek, zor, değil mi? Çok. Hemen bırakıyorlar mı çıkınca? Yok, şöyle oluyor. Aslında bence hani her meslekte olduğu gibi aradaki iletişimi sağlamak çok değerli ve önemli. Eğer gerçekten danışan, işte hasta, karşındakiyle iyi bir iletişim yakaladıysak çok güzel ve keyifli bir diyet serüveni ya da sağlıklı beslenme serüvenine giriyoruz. Dolayısıyla o bittiği andaki o mutluluğu görmek inanılmaz, para biçilemez. Çünkü tahlilleri düzenleniyor, çünkü kolesterol mesela inanılmaz yüksek, işte şeker hastası, diyabeti var, işte onu kontrol altına alıyoruz. İlaç kullanıyor ama artık endokrinoloğu bütün o kiloyu verdiği için, insülin direnci bittiği için ilacını kesiyor ve bunları bilmek ve
hani bunlara dokunuyor olmak çok inanılmaz haz verici bir şey. Aslında bu şey değil mi Gamze? Madem bu yaşam tarzının önemli bir basamağı, yaşam tarzı deyince herkesin yaşamı nasıl farklıysa tarzı da ona göre mi düzenlemek gerekiyor? Evet, kesinlikle. Hani klasik olarak günde şu, şu kadar şu yenilir, bu kadar kalori şudur değil. Herkese göze, herkese bireye özel değil mi? Bir beslenme programı mı gerekiyor? Diyet dediğimiz şey de tam tanımını yapar mı? Kalori kısıtlaması değil. Değil, kalori kısıtlaması değil. Bir bireyin ihtiyacı olan kaloriyi günlük olarak alması. Ama diyet aslında sağlıklı beslenmenin de temeli olarak biz bunu yanlış telaffuz ediyoruz ve daha yanlış algılıyoruz aslında. Tamam, peki öyle. Peki buradan çıkınca... Beslenme düzeni gibi değil. Beslenme düzeni. Evet, diyet aslında bir beslenme düzeni ama biz bunu yanlış algılıyoruz. O zaman bu aslında bir uzmanın denetiminde planlandıktan sonra yaşam boyu süreylenmesi gereken bir şey. Aynen. Hani bu böyle şey değil o zaman. Ben bir süre diyetisyene gittim, şöyle şöyle bir program uyguladım, istediğim kiloya düştüm olayı asla değil. Ki zaten olay o kiloya düşmekten ziyade korumak ve de sağlıklı vücudun metabolizmasına uygun besinleri alma alışkanlığına dönüştürmek. Evet, aynı çok doğru gibi. Ama çok güzel bir cümle oldu. Tam söylemek istediğim bu aslında. Montaj tarafı nasıl keseceğiz bilmiyorum, idare edin artık bunu. Peki, çok memnun, kendi yaşamını uygulayabiliyor musun? Hani evet. Evet, çok fitleyebiliyorsun ama genetiğin verdiği bir şans mı yoksa şöyle, uygulayabiliyor musun? Aslında genetiğin verdiği bir şans değil. Çünkü lise döneminde benim de tiroidlerle ilgili sıkıntı yaşadığım dönemde kilo aldığım bir dönem olmuştu. Bu kilomdan neredeyse 10 kilo daha fazla olduğum bir dönem geçirdim. Ancak artık ne kadar, neyi, ne zaman, nasıl yiyeceğimi çok iyi bildiğim için dolayısıyla neredeyse bir 7-8 senedir de aynı kilodayım. Onu oturtmuş durumdayım. Yani hani, elbette ki artı eksi birer kilo oynamaları oluyor ama artık o kadar düzenli ki hayatım. Karnımız iyi çalıyor. İşte 2-3 saat sonra tamam hani daha fazla öğün yapman gerekiyor. Ya da hani o öğünü ola ki misafirliğe gittik ya da böyle ailemizin, ben İzmirliyim, ailemin yanına gittiğimde onlar birazcık daha böyle hani Gamze'nin sevdiği şeyleri yapalım da yedirelim filan diye böyle anneannem kızım çok zayıfsın hala onların gözünde onlar öyle. Onlar öyle sen İzmir'imsin, hemşehriniz aynı zamanda. Ay çok güzel, bilmiyordum bunu. İki İzmir sıcaklığı demek ki. Evet. Enerji doğru, kahkahalarla başladık. Aynen zaten. Öyle başladık. Değil mi? Şey var Gamze, çok fazla hani basında da gördüğümüz inanılmaz böyle piyasaya sürülen beslenme düzenleri var diyelim. Hani diyet dediğimiz şey beslenme düzeni ise. Taş devrinden bahseden var. İşte Dukan diyeti miydi isim bilmiyorum. Televizyonda değiliz, verebiliriz. Hani Avrupa kökenli diyetler var. Ne diyorsun bunlarla? Çünkü bir de ortada bilim var. Aynen öyle. Hani sen de özellikle PhD yapmış, şimdi evet. Bilimsel tarafında biri olarak. Evet. Yani hani bilim daha böyle neden sonuçtur ya, aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Bunun beslenme alışkanlığına vurması bu kadar çeşitlilikle sonuçlanmaması gerekli gibi geliyor. Evet ama şöyle, biz hepimiz çok aceleciyiz. Yani o kiloları o kadar hızlı almıyoruz ama bir haftada bana 10 kilo vermek istiyorum deyip karşıma gelen danışanlar olabiliyor. Diyorum ki o zaman yanlış yerdesiniz. Yani bu samimiyeti de kurmak lazım. Yani ben bir haftada zaten 10 kilo vermesini doğru bulmadığım gibi böyle bir işin altına da elimi koymam. Ama bunu yapan maalesef birazcık bu işi kullanan. Evet, suistimal edenler. Suistimal eden çok kişi var. İşte insanların en çok değil mi? Belki de maddi olarak harcayacağı şey kendi bedenine, güvenine ilgili değil mi? Kilo kontrolü çok önemli. Tıpkı estetik güzellik yapı da çok kullanılmaya, suistimale açık bir. Evet, çok öyle bir alan. Dolayısıyla bunu çok kullanıyorlar. Ve insanlar da çabuk kilo vermek uğruna maalesef bu yanlış diyet tabir ettiğimiz çok diyetleri vücuduna o kadar çok deformasyon sağlıyorlar ki. Ve şöyle oluyor. Ya kilo vermek değil olay. Hani güzel bir görüntünün altını sadece yağ dokusu kaybı yatmıyor aslında. Değil mi? Aynen onu öyle. Aynen onu söylüyorum. Yani içeride de iyi beslememiz lazım vücudumuzu. Böbreklere zarar veriyor muyuz o kullandıklarımızla? Ya da karaciğerle ilgili sıkıntı yaratıyor muyuz? Yani bunları bilerek hareket etmek lazım ama birçok kişinin de maalesef umurunda değil diyeceğim. Belki kaba bir tarif olacak ama. Yeter ki kilo vereyim. Evet. Yani hani mantık o. Yeter ki kilo vereyim. Bir de şuna çok üzüldüğüm bir nokta var. Mesela bu sadece hani eğitimli, eğitimsiz kişilerle karşılaştırdığımda çok eğitimli kişiler de benim karşımda bunun isteğinde olabiliyor. Ve olsun Gamze, sen yeter ki bana kilo verdir gibi yaklaşımda olabiliyorlar. Çünkü birçok insan bedeniyle barışık olmak istiyor. Psikolojilerini çok etkileyen bir şey. Kendilerini iyi görmek istiyorlar. Ama şunun farkında değiller. O geçici yaptık
yaptıkları şeyler bıraktıkları anda kendine iki kat olarak geri dönüyor. Sonra tekrar görüşüyoruz. Vücut ne oluyor bu tekrar kilo? Evet, kilo sendromu diyoruz buna. Sürekli kilo alıp verme ve bir sonraki diyet girişiminde metabolizma daha da yavaşlıyor. Çünkü sürekli al ver vücudun istediği bir şey. Ki vücut stabil kalmayı seviyor. Bazı hatta bazı durumlarda kilo vermek istemeyip direndiği yerler oluyor. Çünkü yağ dokusu da önemli bizim için. Belli bir oranda olmalı. Yani sıfır yağ dokusuna sahip olamayız. Organların çevresini sarıyor, işte bizi dış etkilere karşı koruyor, vücut ısı denetimini sağlıyor. Ya ihtiyacımız var. Aynen. Vücudumuzun buna ihtiyacı var ama birçok insan bunu göz ardı eder. İşte karbonhidratı hiç tüketmemek gibi bir şey. Beyin zaten glikozu kullanıyor. Yani karbonhidratı tüketmemek gibi bir şey söz konusu değil aslında. Evet. Ama işte sırf protein diyetleri maalesef. Bunu sen uzun uzun tekrar bir konuşalım Gamze. Evet. Şimdi öğrenci kardeşlerime neyi konuştuk? İşte diyetisyen olmak için 4 yıl bir üniversitede lisans programı gerekiyor. Üzerine isterseniz işte Gamze gibi yüksek lisans ve doktora yapabilirsiniz. İş imkanı olarak çok fazla yer açıldı. Biraz daha zor gibi dedin ama yine de Devlet hastanelerinde, kurumlarda çalışılabiliyor. Özel kliniklerde çalışılabiliyor. Yani aslında çok alan var. Çok fazla değil. Biraz öyle görüyorum. Mesela Küçük Bebek Merkezi'nde çalışabilir. Evet. Yani kendimle ilgili. Aynen. Gebe Polikliniğinde çalışabilir. Çünkü her şeyin özünde beslenme yatıyor. Bütün hastalıkları, bir kanser önlemede olsun. Aynen. Yani sadece kilo vermek değil. Kanserde, her şeyde aslında, böbrekte. Bayan için iyi olsa gerek değil mi? Evet, çok keyifli. Daha böyle hani benim gibi deliler için değil de hani böyle güzel telefonunu kapatıp evine gidip acil olmaya. Hiç öyle değil. Benim telefonum aynı 7/24 açık bütün danışanlarım. Sana acil ne soruyorlar? Şöyle oluyor. Şunu yiyebilir miyim diyorlar. Bana acil var. Diyorlar. Mesela bir yere gitmiş oluyor danışanın bir restoranda ve programını bozacak bir şey var. O zaman bana yazabiliyor. Ben daha doğrusu hani o şeyi yakalamaktan hoşlanıyorum, o friend, o arkadaşın ya, bu senin sevdiğin bir şey. Bu benim sevdiğim bir şey ama birçok arkadaşım da bunu yapıyor diye biliyorum açıkçası. Çünkü ulaşılabilir olmak o anlamda kolay ve güzel. Yani hani ben o anda ne yiyeceğim bilmiyorum, ona göre yönlendiriyorum. Bizde de şey oluyor Gamze, mesela gebe ve işte anne de bana şey diyor. Hocam şu an kalamar yiyeceğiz, çok canım çekti. Yiyebilir miyim falan böyle. Beni de alet etmek istiyor. Kıyamayıp. O zaman ben de çok teşekkür ederim. Seninle diyetisyenlik konuştuk. Çok severek, zaten işini severek yapan bir insansın. Tabii bir tek hanımlar demeyelim. Hanımlar için iyi bir şeydir ama tabii erkekler için de geçerli. Evet. Bunda bir cinsiyet durumu yok diyetisyen bölümünde, diyetisyenlik bölümünde. Puanları falan nasıl? Gerçekten zamanında çok değişti artık ama. Evet, puanlar yükseldi. Bir de erkekler konusunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben mezun olduğumda 2007'de bizim sınıfımızda 2 tane erkek vardı. Yani o kadar az erkek vardı ki şu anda öyle söyleyeyim. Her sene böyleydi. Biz çok kadın hegemonyası olan bir mesleğiz. Bir yerde de öyle olsun. Ama erkek sayısı son böyle 3-5 senedir işte okullara gittiğim panellerde, seminerlerde gördüklerim gerçekten erkek sayısının çok ciddi oranda arttı. Buna da seviniyorum çünkü özellikle sporcu beslenmesi tarafında tabii ki kadınlar da çok aktif ama genelde sporcu beslenmesi spor böyle ağırlıkla, vücut çalışmakla daha erkekler ilgilendikleri için öyle anlatayım. Kas yapacaklar. O yüzden bir kadından bu konuyu ilgilendik. Basmışım proteinin bir işi var. Proteini mi basıyorlar? Proteini basıyorlar. Gerçekten öyle. Yani bir erkekten bu işin doğrusunu öğrenmek daha güzel bence. İyiymiş ya. Evet arkadaşlar, diyetisyenlik çok güzel bir bölüm. Ben böyle en güzel örnekleriyle sizi konuşturuyorum herhalde. Teşekkür ederim. Yazın. Vallahi güzel bir şey. Sağlığın her alanı. En basit kurumlarda bile bir diyetisyen bulundurma zorunluluğu var. Ben o anlamda iş alanında çok çok geniş bir yelpazede olduğunu düşünüyorum. Genel olarak sağlık zaten Gamze Türkiye'de hani çok böyle işsiz kalınacak bir branş değil. Evet. Her yönüyle sağlık. Evet, hemşirelik, diyetisyenlik, doktor vesaire. Kamuda da çok alan olduğunu söyledi. Kesinlikle. Eklemek istediğim bir şey var mı? Şöyle, bir tek ne istediğinizi bilmekle alakalı aslında. Şimdi birçok arkadaşım bana işte soruyorlar yazmadan önce. Tabii medyada lanse edilen kısmı genelde bir klinikteyiz biz ve hani o klinikte hemen işte bir şekilde ünlü oluyorsunuz falan gibi bir algı var. Hani bir an önce kliniğimi açayım. Ama mezun olduğumuzda
beslenip bir yerde çalıştın. Yani başka bir diyetisyenin yanındaydın. Ya bu ne demek? Gerçekten öğrenmek, işi pişirmek lazım. Ondan sonra aslında hani bir adım atmak lazım. Birçok arkadaştan böyle ilk sorduğu sorularda, seminerde ne zaman yerinizi açtınız gibi bir şey oluyor. Ya maalesef o çok doğru. Pişmek lazım. Evet. Yani ben de hep onu söylüyorum arkadaşlarıma. Ne kadar pişerseniz dediğim evet, gibi, ne kadar çok emek verir, zaman verir, vaktinizi buna ayırır, o kadar çok hasta ya da danışan görürseniz bunlar hep size bir şey katacak. Bizim şimdilik nesil çok şey ya, hemen bir yerlere gelecek. Evet, öyle çok sabırsızlar. Diyetisyenlik de öyle, hemen bir yere gelme mesleği değil efendim. Evet. Böyle mesleklerle sizi buluşturacağım diyemiyorum çünkü ben bilmiyorum öyle bir mesleği. Sen de bilmiyorum. Kardeşlerim, her şeyde çalışmak gerekiyor. Biz şimdi Gamze ile gebelikte beslenmeyi konuşacağız. Ama bunu canlı yayın yapmayacağız. İnşallah çok kısa zamanda